ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Ahmet Özyazgan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Evet, size geçen programda da beraberdik. Çok fazla WhatsApp sorusu geldi. Evet. Bu soruları yanıtlamak için yeniden sizlere davet ettik. Bu kök hücre konusunda çok fazla bir merak var. Evet, şu an çok popüler, çok güncel bir konu çünkü. Yani bu kök hücre tedavisinde artık o kadar telefonlarımız bizim kilitlendi ki bu kök hücreyle trigeminal nevralji ağrılarından fibromiyaljiye kadar, eklem hastalıklarına kadar, yüz gençleştirmeye kadar, saç ekimine kadar sorular geldi. Bunları konuşmaya başlayacağız. İlk önce bu trigeminal nevralji hastalıkları, özellikle ciddi manada ağrılarla endike oluyor ve hastalar ciddi manada bunun sonucu. Çok fazla trigeminal nevralji hastası var. Evet. Ve bu fibromiyaljiyle ile de birlikte bazen çok sık görülüyor. Kadınların korkulu rüyası diyebilirim hocam. Özellikle kadın, bayan hastamız çok yazmış. Bunu kök hücreyle geçirebiliyor muyuz? Öncelikle teşekkür ederim bu nazik davetiniz için. Şimdi fibromiyaji ile birlikte çok sık birlikte görülebilen bir rahatsızlık trigeminal nevralji. Önce fibromiyaji nedir onu anlatayım. Çünkü ikisi birbirine bağımlı hastalıklar diyebilirim aslında. Fibromiyaji özellikle orta ve orta ileri yaş hanımefendilerde doğum sonrası, biliyorsunuz östrojen ve progesteron hormonlarının dengesi birbiri içerisinde değişiyor. Yani genç kızlıktan anneliğe geçiyor. Kadın vücudunun metabolizması çok farklılaşabiliyor. Özellikle boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar toplam 18 tane trigger zone dediğimiz tetik noktanın en az 10 tanesinde tutulma varsa biz buna fibromiyaji teşhisi koyuyoruz. Şimdi bu hastaların en büyük sıkıntısı şudur hocam. Hasta ağrıdan dolayı doktora gider, doktor muayenesini yapar, farklı branşlara gider bu arada. Çünkü bu insanlar uyku uyuyamazlar. Uyku uyuyamadıkları için genelde psikiyatri kliniklerine çok sık giderler. Uyku ilacı verirler. Bunlar aldıkları ilaçtan dolayı gün boyu uyumaya başlarlar. Ama yine de şikayetleri geçmez. Nöroloji kliniklerine giderler, başka kliniklere giderler, ağrı kliniklerine giderler ve bir türlü hastalığın teşhisi konulamaz. Çünkü bu kişilerde film çekersiniz, ortada bir şey yok. Tahlil yaparsınız, ortada bir şey yok. Şimdi erkek ve bayan mentalitesi birbirinden farklı olduğu için ona refakat eden yanındaki beyefendi de şöyle düşünür doğal olarak. Ya bu kadın naz yapıyor, kapris yapıyor herhalde. Çünkü erkek zekası şöyle, realisttir. Der ki ortada bir sebep var mı? Çözelim. Ortada bir sebep yok. Ortada bir sebep var. Ortada bir sebep yoksa hiçbir insan, hiçbir kadın sıcak evini, yuvasını bırakıp doktora, hastaneye gitmez. Şimdi fibromiyajinin teşhisi bu şekilde konuluyor ve maalesef bu hastalar aldıkları ilaçlardan dolayı ya karaciğer, ya böbrek, ya midelerinde rahatsızlıklar hissediyorlar. Trigeminal nevrajide ise nervus trigeminus özellikle kulak bölgesinin hizasından dudak bölgesinin üzerine giden nervus trigeminus'un bir dalı gider. Ve bu insanlarda gece özellikle sanki tokat atıyormuş gibi, dayak yiyormuş gibi bir elektrik çarpması hissi olur. Bu insanlara artık bir süre sonra ağrı kesici fayda etmez hale gelir. Çünkü ağrı eşikleri ve duyarlılıkları çok yükselir hale gelmiştir. Ben kendi gözümle morfine karşı bile herhangi bir ağrısının düşmediği hastalarla karşı karşıya geldim. Ve bu insanlar maalesef diyorum maalesef alkol veya madde bağımlılığına kadar giden bir zorlu bir sürecin içerisine giriyorlar. Kök hücre tedavisiyle biz oradaki siniri önce bir blokaj tedavisiyle bloke ediyoruz. Soğuk koagülasyonla, lazerle yakıyoruz. Arkasından o bölgeye kök hücre uygulaması yaptığımız için o bölgede tekrar trigeminal sinirin veya fibromiyajinin olduğu bölgede herhangi bir blokaj oluşmasına vücudun kendi biyolojik hücreleriyle tampon etkisiyle engel olmuş oluyoruz aslında. Yani bir daha olmasına mani olmuş oluyoruz hocam. Evet, burada araya gireyim. Diş ağrılarıyla da çok karışıyor. O tanı koyması da zor oluyor. Hastalar birçok kliniğe gidip, birçok diş doktoru doktoru gezip, birçok kliniklerle gezip, tanı konulamayıp, ondan sonra dişlerinde ağrı zannedip, bütün dişlerini çektiren hastaları da biz duyduk. Maalesef hocam bunu üzülerek söylüyorum ki orta ileri yaş hanımefendilerde zaten takdir edersiniz ki her doğumda bir hanımefendinin bir ya da iki dişi doğum sürecinde kayboluyor.
Şimdi kadının dişinin yarısı gitmiş zaten. Geri kalan yarısını da çektirip sonuç elde edememesi o insan için ciddi bir yıkım. Düşünsenize ağzında hiç diş yok ama sorunu çözülememiş. Evet, diş kliniklerine de çok sık gidiyorlar bu hastalar. Hatta ilk hastam bu sebeple Almanya'dan gelmişti bana. Orada gitmiş. Tabii insan böyle gidince doğal olarak ne aklınıza gelir? Dişi ağrıyor diye düşünüyor, değil mi? Psikolojik olarak da fiziksel olarak da elinde böyle tutan bir insan dişi ağrıyormuş gibi algılanıyor. Halbuki dişi ağrımıyor bu insanın. Diş bölgesi ağrıyor ama trigeminal nevralji nöbet şeklinde çok ciddi vuran bir rahatsızlıktır. Diş ağrısından belki de kalitatif olarak ölçülemese bile belki 10 kat belki de daha fazla ağrı yapan bir rahatsızlık olarak karşımıza çıkmakta hocam. Evet, yani bu yüzden bütün dişlerini çektiren, hiç sağlam dişlerini çektiren birçok vakayla ben karşılaştım. Maalesef, Yani maalesef. gidiyorlar, dişten zannediyor ağrıyı, bütün dişlerini çektiriyor, yine rahatlayamıyor. Ondan sonra trigeminal nevralji olduğu ortaya çıkıyor ama bütün dişlerini de kaybetmiş oluyor. Ne kadar acı. Çok acı, kesinlikle. Tabii bu konuda da en büyük sıkıntı, şimdi diyelim ki dişini çektirdi, sonuç elde edebilse hani gönlüm yanmayacak, değil mi? Evet. Ama sonuçta hala ağrıların devam ediyor olması bu insanlar için ciddi bir yıkım oluyor. Kök hücre bunlar için çok uygun bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hocam hep şey karıştırıyor. PRP ile Evet. kök hücre nedir? Yani şimdi o ikisi bir karıştırıyor. PRP ile kök hücre. Sizin yaptığınız PRP kök hücre arasındaki fark nedir? Herkes bundan bir karıştırma Evet. olayına giriyor. Şimdi PRP kök hücre değildir. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. PRP şu anda oturup çay içtiğimiz yerde bile bir sağlık personeli, bir hemşire arkadaş gelip bizden 5-10 tüp kan alsa, bunun özel tüpleri, kitleri var. 10 dakika başını santrifüjle döndürüp kırmızı hücrelerini çöpe atıp beyaz plazma kısmını aldığımız takdirde o hastaların ağrısı, tabii seçilmiş olan bazı ağrılar kesilebiliyor. Mesela topuk dikeni gibi, işte tenisçi dirseği gibi daha naif, daha böyle başlangıç çevresinde ve primitif ağrılardan bahsediyorum. Yani kompliki ağrılardan bahsetmiyorum. Fakat kök hücre bu tedaviden çok daha farklı ve çok daha ileri teknolojiyle donatılmış daha yeni bir tedavi yöntemi ve daha ağır hastalıklar için kullanılabilen bir tedavi yöntemi. Mesela kireçlenme rahatsızlığında artık diz birbirine sürtünmeye başlamış. Yani herhangi bir artık hastanın protez platinden başka çaresi kalmamışken buna kök hücre deva olabilirken PRP maalesef böyle hastalıklara deva olamaz halde kalıyor. Üstelik şöyle bir durum da var. PRP çoklu seanslarla yapılabilen bir tedavi şekli. Yani PRP için ardışık minimum 3 uygulama yapılması gerekir. Bazen 5-10 uygulamaya kadar çıkılabilirken kök hücre uygulaması tek seansta yapılabilir bir tedavi olarak karşımıza çıkmakta ve insanlara zaman kaybı hem hasta hem yakını için ciddi bir avantaj sağlıyor. Ciddi bir zaman avantajı sağlamış oluyor. Takdir edersiniz ki modern şehir yaşamında insanlar artık trafikte ve hastane, sağlık kurumuna gidiş geliş için zaman kaybetmek istemiyorlar. İş gücü kaybı olmasını istemiyorlar. Bir de açık ameliyattan sonra takdir edersiniz ki hastanın hiç olmazsa şu suyunu, çayını, ilacını birisi al bu ilaçları iç diye kendisine hizmet hürmet etmek zorunda. Kök hücre tedavisinde böyle bir dezavantaj yok. Yani Allah sağ ele, sol ele muhtaç etmiyor. Bir insan hiç kimseye haber vermeden dahi tek başına gidip kök hücresini olup ertesi gün işinin gücünün başına dönebilmekte. Yani aslında bir ameliyat değil bu. Bir tıbbi Bir uygulama. tıbbi uygulama, bir Evet. enjeksiyonla bir yerde alınıp bir yere yapılması gibi Aynen insana öyle. faydalı dokuları ihtiyaç olan bölgelere alınıp faydalı kısımları enjekte ediliyor. Bu da tabii ameliyatsız ve çok kısa bir sürede ve ağrısız, sızısız, hızlı bir şekilde oluyor ve Pratik bir fayda tedavi veriyor. yöntemi Çok kesinlikle. güzel bir yöntem. Evet. Bunu şimdi burada sorular şöyle geliyor. Diyor ki bu güzelleştirmede işte saç ekiminde ve güzelleştirmede cilt güzelliğinde bu kullanabilir mi diye çok sorular geliyor. Evet. Saç ekiminden başlayalım. Hocam saç ekiminde kök hücre saç çıkartır mı? Şimdi bizim cildimiz, saç da aslında bir cilt derisidir, devamıdır. Saçlı deri ve normal derimiz, ben tarlaya benzetiyorum aslında cildimizi. Siz diyelim ki tarlaya bir adet tohum ektiniz, buğday ektiniz. Bir tane buğdaydan
normalde bir tane başa kalırsınız değil mi? Normal standart şartlarda. Fakat siz o tarlayı sularsanız, gübrelerseniz, havalandırırsanız, nadasa bırakırsanız, ne demişler atalarımız, bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur. O bir tane buğdaydan 100 tane başak fışkırtabilirsin. İşte biz buna verimlilik diyoruz. Kök hücre tedavisinde aslında biz cilt derisine, yüze ve saça aslında bir yapay olmayan biyolojik... Gübre mi diyelim hocam şimdi? Gübre yapıyoruz aslında, evet. Kesinlikle. Evet. Yani dökülmeye yüz tutmuş, cılızlaşmış, zayıflaşmış olan saç tiplerini kalın ve kalibrasyonu yüksek saça dönüştürebiliyoruz. Bunu saç ekimiyle birlikte kombine de yapılabiliyor. Yani saç ekiminden önce orayı güçlendirmek için yapılıyor ve saç ekiminden sonra tekrar da yapılabiliyor. Veya saç ekimi olmaksızın sadece tepe açıklığı olan kişilerde, sadece tepesi açılmış diyelim ki, önünde hiçbir sorun yok. Sadece tepe bölgesinde, özellikle biz bunu kasket kullanmak zorunda olan kamu görevlilerinde çok sık görüyoruz. Biliyorsunuz ki cilt nefes alamayınca orada saç dökülmesi olabiliyor. Bu tarz kişilere biz kök hücreyle saç ekimi olmadan saç çıkartma uygulaması yapabiliyoruz. Yani saç ekimi olmadan da oraya faydalı dokuları, kök hücreyi koyduğumuz zaman oradaki saç canlanıyor, besleniyor ve gürleşiyor. Kesinlikle. Evet. Peki hocam, yüz gençleştirme. Şimdi gençlik aşısı vesaire diye şeyler çıktı biliyorsunuz. Evet. Ama bu kök hücre sizin kendi dokularınızdan alınıp yapıldığı için organik. Yani hani yapay, sentetik bir şey içermiyor. Sentetik içermiyor ve daha kalıcı. Burada şimdi, bunu alıp nasıl yapıyoruz? Yine ne kadar sürüyor? Acısı, ağrısı var mı? Hep bu sorular geliyor. Bunları dinleyelim sizden. Şimdi hastalar biliyorsunuz ki bir cemiyeti olabilir, bir nişan düğün töreni olabilir veya ekran karşısına çıkabilir. Herhangi bir işi olabilir. Normalde isim vermeden söylüyorum. Bir dolgu uygulaması veya herhangi bir estetik operasyon, yani keserek yapılan, örnek veriyorum, cilt gerilme işlemi, işte sarkan yüzleri bu şekilde gerilebiliyor. Böyle bir işlemden sonra, cerrahi bir işlemden sonra en az 1,5-2 ay kadar takdir edersiniz ki işinden, gücünden veya o cemiyet ortamından uzak kalıyor. Neden? Çünkü göz önleri morarabilir, cildi şişebilir, orada davul gibi buz uygulaması gerekecek. Hani insan içine çıkamayacak hale gelebilir. Fakat kök hücre uygulamasında şöyle bir kolaylık var. Hastamıza kombine olarak, bakın başka problemleri de olabilir, onu da aynı zamanda eş zamanlı olarak birlikte yapabiliyoruz. Hastamızın cilt bölgesinde özellikle kılcal damarlarla gelen damar ağını anjiyogenez sistemiyle çoğaltabiliyoruz. Kök hücre aslında bu işe yarıyor. Oraya gelen temiz kan damarlarını ve besin maddelerini daha hızlı bir şekilde yüz bölgesini canlandırabiliyor. Özellikle sigara, alkol kullanımı olan, gece uykusuz kalan, yoğun çalışan, stres altında, şehir yaşamında olan insanlarda kök hücre uygulamasıyla biz ameliyatsız bir şekilde cilt yenileme, cilt gençleştirme ve kırışıklıkların giderildiğini görebiliyoruz. Bunu biz kombine olarak saçla cildi birlikte de yapabiliyoruz. Aynı anda eş seansta olarak. Peki bu gözaltı morluklara vesairelere de iyi geliyor mu? Yani hani o kök hücre, o cildi vaskülarizasyonu arttırıyor dediniz. Şimdi gözaltı morluklarının sebebini öğrenmemiz lazım tabii. Eğer özellikle doğumdan sonra veya anemi dediğimiz kan hastalığından sonra olabiliyorsa onun ayrıca demir tedavisini takviye ediyoruz mutlaka. Tabii ki o da iyi geliyor. Gözaltı morarmalarına da kök hücre uygulamasını uyguluyoruz ve hastalarımız şifa bulabiliyorlar. Eklem ağrılarında kök hücre nasıl uygulanır diye bir soru gelmiş. Şimdi yaşımız ilerlediği zaman cildimiz nasıl kırışıyorsa, saçımız, sakalımız nasıl beyazlıyorsa bizim eklemlerimiz, kemiklerimiz de kireçlenerek yaşlandığını belli ediyor. Şimdi hanımefendiler cildine nasıl bir krem, saçına bir boya bakımı yapıyorsa, hiç uzağa gitmeyelim, sokağa koyduğumuz araçlara bile bir yağ, su, antifriz gibi bakım yapıyoruz da en değerli hazinemiz, Allah'ın bize emaneti olan bu vücuda neden bakım yapmıyoruz? Hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Verdiğiniz bilgiler için son derece faydalandık. Seyircilerimiz de sorularına cevap buldu. Günlük yaşamda hayat kalitesini bozan ve görünüm olarak rahatsız edici hastalıklardan biri olan varis. Toplumda oldukça sık görülüyor. Varis neden olur? Nasıl tedavi edilir? Kalp ve damar cerrahisi uzmanı, plebolog, operatör doktor İlker Zan ile konuşacağız.